Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve paket açılışı part 2'den devam ediyorum. Şu an elimde şöyle Marmara çizgiden gelen bir paketim var. Bunun içinde de ne olduğunu hatırladım şu an. Hemen şu Marmara çizgi logosunu görünce hatırladım. Hemen şöyle bir açalım. Bu Marmara çizginin de paketleme sistemini beğeniyorum. Güzel yani. Darbe almaması için adamlar ellerinden geleni yapıyor. Ben hemen şunu şöyle biraz sert müdahalede bulunacağım. Evet, bakın adamlar şöyle alt tarafa tekrardan bir karton yerleştirmiş ki darbe almasın diye. Burada Marmara çizginin o zaman paketleme sistemi güzel olmuştur. Bir kargolaması da hızlı. Evet, paketimiz bu şekilde geldi. Hemen yine burada da bir streç de sarılı. Daha ayrıca hediye var içinde. Hemen bu sefer daha dikkatli bir şekilde şöyle kenardan açıyorum. Evet, birinci ürünümüz Spider. Bu sadece hani şey biraz kargo şey olsun. O bak, bu görsel de güzelmiş. Ve hani limitli olduğu için aldım. Belki bir gün hani olur da değerlenirse elimizde bulunsun biraz da. Şöyle bir Spider-Man ve ayıracımız var. Bir tane daha böyle ayıraç. Yürüyen ölüler. Şu Navy Killer da var bende ama daha onu okumadım. Venom, Batman ve böyle yeni versiyonlar, yani yeni jenerasyona ayak uydurmak adına Spider-Man'i ne hale soktu arkadaşlar. Bizim yılları Spider-Man'i ne hallere geldi. Asıl ürünümüz bakayım. Evet. Asıl ürünümüz burada. Monster Jilt 6. Evet, bunu bu sefer 5'ten sonra hızlı geldi. Artık son 3'e girdik. Ve son derece akıcı ve merak içerisinde ilerliyor. Bunu bilmiyorum, çok hızlı. Yine bunu 2-3 günde sömürürüm ben. Fırsatım olsa bir günde de sömürülür de. İşe gitken anca ki bilemediğiniz 3 günde anca bitiyor. Bu da bu şekildeydi. Monster'ı da açtık. Şimdi bir yandan da hep böyle çizgi roman, manga ağırlıklı gitmiyorum tabii ki. Bir yandan da görmediğiniz şeyler var. Normal kitaplar olsun, hikaye kitapları, bilim kurgu, fantastik tarzında şeyler de devam etmeye çalışıyorum bir yandan. Geçen de bu kitap fuarından aldığım kitaplar vardı. Onlar da duruyor. Onları da okumaya çalışıyorum. Ondan sonra başladığım bir seri vardı. Hemen onu da size göstereyim. Şu an Alcatraz serisini okuyorum. Brandon Sanderson'ın. Bu ikinci kitabı. Gayet iyi, hoş. Ara ara yazarın böyle tam hikayenin ortasına girip böyle bir şeyler yapması, konuyu bölmesi falan güzel, hoş ve böyle kendini içeriye şey yapıyor. Konunun içerisine girip kendini nasıl derler? Meraklandırıyor yani, diğer hani artık daha konuya da geri dönelim tarzında şeyler oluyor, güzel oluyor. Bu da 5 kitaplık bir seri bildiğiniz kadarıyla. Şu an ikincideyim ben. Ama evet, bunu daha önceden ben sizinle paylaşmıştım. O videoyu da olmazsa kartlardan bulabilirsiniz. Şöyle kenara bir yere koyarım. Bunların baskılarda bir sıkıntı olmuş. 3-4-5'lerde daha büyük boy. 1-2'ler aynı boy. Nedense bilmiyorum yani. Bunu doğru düzgün cevap alamadım karşı taraftan da. Sonra devam ettim ve yeni başladım hatta. Şu anda da neredeyse şimdiden yaraladım yani bunda. Bu da Yer Deniz Büyücüsü. Bu da güzel. Güzel, hoş kitap yani. Şu an akıcı gidiyor.
Bunun da devamını herhalde halledeceğiz. Hoşuma gidiyor çünkü. Bunları da aradan çıkarttığımıza göre son paketimizi hemen açalım. Ben böyle şu arkadan açıyorum hemen. Wow. Ama paketleme patates. Harbiden paketleme patates yani. Bunu ben nereden aldım? Ha, bu şeyden alınma. Bakayım. İlk noktadan aldım sanırım ben bunu ya. Doğru, ilk noktadan aldım ama hızlı geldi. Ben bayramdan sonraya kalır diyordum ama. Hemen gösteriyorum. Şöyle 3 ciltten oluşan 3 cisim problemi serisi. Biliyorsunuz bu zamanda Netflix'te popüler olan birinci sırada giden kitabımız ve ikinci kitabı Karanlık Orman ve üçüncü kitabı Ölümün Sonu isimli üç kitabı. Güzel, gayet kalın. Birincisini zaten birincisinin devamı gelir sanırım. Daha hiç okuma şansım olmadı paketi şu an açtığım için. Ama yani hikaye olarak güzel ama hatta bazı arkadaşlardan baktığımda kitabın içeriğinin biraz Netflix'in değiştirdiği söyleniyor. İzlenmeye yönelik yani daha çok dikkat çektiğini düşündüğü için. Ama bakacağız. Ben de o farklılıkları görmek istediğim için bu kitapları aldım. Setli olarak daha uygundu. Tek tek aldığında biraz daha pahalıya gelebiliyordu. O yüzden bunu da artık bir şekilde şans vereceğiz. Bu videoda da almış olduğum neler vardı benim şu an. Sanırım sadece bu paketi açtım sizinle. Şöyle 3 cisim problemi serisinin 3 ciltlik versiyonu. Ve bazı okumakta olduğum kitapları gösterdim. Evet. Yine almak istediğim bir sürü kitap var ama şu anlık biraz beklemedeyim. Olmazsa onunla ilgili size şey yapabilirim. Hani alıyormuş gibi internetten sipariş sepet oluştururuz. Hangi sitelerde ne kadar, kimde daha uyguna geliyor. Hem onu araştırmış da olurum. Birlikte onun bir araştırmasını yapmış oluruz. O yüzden şimdilik size teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Paylaşın. Bildirimlerde açık tutarsanız tabii ki neden olmasın. Güzel olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.